Hanımlar, beyler, hepiniz Minecraft Pocket Edition, Bedrock, Xbox, konsol, soyunlarına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir zaman internetim yoktu. O zaman da bir anket oluşturmuşum. Demiştim ki arkadaşlar, Pocket için en ihtiyacınız olan farmlar, aşağıda benim yapabileceklerim var. Siz de bunlardan bir tanesini seçin, yapayım demiştim. Gördüğüm kadarıyla en büyük ihtiyaç demir farmı yönünde, ki haklısınız. Sapına kadar haklısınız. Yani MC'nin Pocket Edition'ı o kadar nerfliyor ki bazı şeyleri, demir farmını yapmak, gerçekten tutarlı bir dizayn bulmak çok çok zor. Yani şu videoyu bir tık birkaç gün daha geç attım, çünkü hani mükemmel dizaynı bir türlü bulamadım. Bir gece çalışıyor farmlar, bir gece çalışmıyor. İlk başta çalışıyor, sonra çalışmıyor. Demir farmı yapalım derken kedi farmı yapıyoruz falan. Çok komik şeyler oldu. Neyse ki videonun başında söyleyeyim. Bix ve Erbey sağ olsun bu konuda bana yardımcı oldular. Kendi dizaynlarını bana verdiler. Ben de onların dizaynını size göstermek suretiyle bu videoyu hazırlıyorum. Teşekkür ederim onlara. Alta kanal linklerini koyacağım. Gidin abone olun. Siz de teşekkürlerimi iletin. Yani kendi teşekkürlerinizi onlara iletin. Şöyle ki farklı bir dizayn söz konusu. Yani alışık olduğunuz dizaynın çok dışında, farkındaysanız. Şurada bir iskelet var, köylülerimiz var, su olmayan platformlar var. Şimdi bu dizaynın birkaç denemesini yaptım. Bu dünyada ya da başka dünyalarda. Mesela şunları denedim. Olmadı. Normal 1.12 civarındaki demir farmları gibi denedim. Şunu bir kabul edelim arkadaşlar. Demir farmları konsol versiyonlarında nerflü. Neden nerflü diye soracak olursanız, zaten Pocket Edition karakterlerin, oyuncuların AFK kalmasını kesinlikle istemiyor. Bunu bir anlamanız lazım. Bu yüzden verimin en maksimum düzeyi 1 stack. Yani nereye giderseniz gidin, nasıl yaparsanız yapın, hani 1 stack'in üzerini söyleyenler de size yalan söylüyordur. Bu şekilde çalışıyor farmlar. Bu farmı güzel yapan şey şu: platformun hepsinde su yok. Su demir farmlarında demir golemlerin spawn olmasını zorlaştırıyor. Yani şey gibi düşün işte, yere su dökersiniz mob da olmaz. Bu mantıkla hareket ediyor aslında sistem birazcık da. Boş platformlar olması bunu daha iyi hale getiriyor. Çalışma mantığı şu şekilde. Şöyle bir tane demir golem çağırayım mesela hemen oyuna. Yukarıdaki arkadaşlar okçu demir golemi rahatsız ediyor, kışkırtıyor. Demir golem de buna gittiği zaman alttaki sisteme düşüyor ve hızlıca ölümü gerçekleşiyor. Sistemimizin saatlik verimi yaklaşık 1 stack 50 demir, işte 40 ile 60 arasında değişebilen bir rakam. İp kasmanızı sağlıyor bir miktar, çünkü çok fazla kedi doğuyor. Kediler için geçerli bir çözüm buldum mu? İşte şuradaki magma blok kedileri öldürmek için. Ancak bunun haricinde şöyle bir çözüm daha var. Nedir o? Tavşan. Şu kısımlara tavşan koyarsanız kediler bu tavşanlara saldırmak için işte su akıntısının içine zıplıyor. Ancak koymak da zorunda değilsiniz, çünkü kedilerin az doğması demir golemlerin çok doğması anlamına gelmiyor. Maalesef ki sistemimiz gördüğüm kadarıyla maksimum üst düzey olarak saatte 1 saatte 60 civarı demir gücünde çalışıyor. Ancak şunu söylemeliyim ki genelde bir köyün algılanma mesafesi 100 blok civarıdır. Hatta 120 blok falan, 50-60 blok civarı. Yapmak isterseniz spam bölgesi içerisine yanına bir 100 blok daha belirleyip, en dış hattan 100 blok belirleyip bir köy daha yaparsınız. Hani saatte 1 stack geleceğine 2 stack gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde halledebilirsiniz. Şurada bir tane demir golem doğdu. Çitleri koymamam gerektiğini öğrendim. Demir golemin burada doğduğunu görünce. Neyse ki ben de dizayndaki eksikleri görmüş oluyorum işte. Tamam. Dizaynı yaparken çitleri kaldırırız. Yani en azından size öğretirken çitler bahsetmeyeceğim. Videonun başında şunlardan bahsedeyim. Bu kadar vakit beklediniz bunu. Gerçekten sabrınız için teşekkür ederim size. Sistem çalışır durumda. Demir golem falan doğuyor. Yine ben arada bir MCP videolarını, işte Bedrock'ı, ne gibi, Legacy Edition, bunların videolarını çekeceğim. Size belirlediğim bir anket vardı. Oradaki sırayla hepsini yaparım. Benim internet olmayışı yüzünden şunu yapamamıştım. Üyelere teşekkür edememiştim. Kanala üye olup hakikaten beni destekleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Bu videoya nasipmiş bu teşekkürü yapmak. Ama dediğim gibi çok zamandır düzgün bir aralıkla video atamadım. Yani çektiğim videoları da çok çok sonra yayınlayabildim. Bu yüzden bunu fırsatım olmamıştı. Şimdi azıcık öteye gidelim. Bir miktar öteye gidelim. Bu sistemin yapımına başlayalım. Gördüğünüz gibi videoya başladığımdan beri iki tane demir golem doğdu.
Yani bu farmın çalıştığını gösteriyor. Buna emin olabiliriz. Şimdi gelin beraber farmı yapalım. Şimdi arkadaşlar başlangıç noktamız şu. 21'e 21'lik bir kare alan yapıyoruz. Ardından içine kaç blokluk bu? 11 blokluğa 11 blokluk tam ortasından delik açıyoruz. Bunu şöyle anlayabilirsiniz. 21'e 21'lik bir alan açtıktan sonra kenarlardan 5 blok boşluk kalacak şekilde boşaltarak da yapabilirsiniz. Şimdi yapacağımız ikinci şey şu. Şöyle 1, 2, 3. 4 blok içeri gideceğiz. Ardından bir alta gireceğiz. Bizim şimdi köylülerimizi yataklarını koyacağımız yer. Bunlar köylerimizin yataklarını koyacağımız yerler. Şimdi şöyle aralarına bir boşluk bırakacağız. Şöyle geleceğiz. İki boşluk muydu, bir boşluk muydu diye düşündüm de bir an tereddüte düştüm. Böyle olması lazım. Şöyle bir bakayım yanlardaki paylara. Simetrik olması önemli bir şey. Üçer boşluk şuralardan. Aynen kenarlardan üçer boşluk kalacak şekilde. Ardından yataklarımızı yerleştireceğiz. 21 tane yatağa ihtiyacımız var. Şimdi şöyle 5'ini yerleştirelim. Bu arada yataklarında sanırım bir doğrultuda olması gerekli bir şey. Ardından şöyle yapacağız. Alt kısma da biraz blok koyacağız. İkinci sıra yatakları yerleştireceğiz. Toplamda 21 yatak olacak şekilde ayarlayacağız burayı. Şuraya da koyduk. Okey, şimdi şuraları kıralım. Kırdık. Yatakların doğrultusuna baktık. Şöyle koyduk hepsini. Bu kısma da gelip koyalım. Bir de şu ortaya bir tane yatak bırakmamız lazım. Ardından yatakların altını kırıyoruz. Niye? Yatakların altını kırmazsak arkadaşlar kedi spawn olmaya başlıyor yatakların içinde. Ve düşemiyor. Anlayacağınız. Altlarını kırdığınız zaman ise kedi spawn olmuyor. Şimdi bizim cama ihtiyacımız var. Camla bu kısımları bir güzel çevireceğiz. Şu yatağın üzerine şu hizaya koyarak başlayacağız camları. Şimdi bizim bu sistem için çok fazla köylüye ihtiyacımız yok. Bize 10 tane köylü yeterli oluyor. Bu sistemin biraz zahmetli olduğunun farkındayım ama güzel tarafı şu, köylüler için iş istasyonuna ya da herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Ancak şu nitwit köylülerden pek emin değilim. Belki çalışmayı olumsuz etkileyebilirler. O yüzden onları bir yok edeyim. Herhalde şu kısım komple yok olacak. Şu telefonu da düzgün bir yere koyayım. Zart zart ötüyor. Şöyle koyayım. Tamam. Öyle olmayacak. Sen buraya gel. Şimdi tamam. Bak yine nitwit. Şimdi tamam. Tekrar deneyelim. Nitwit çıkmasın. Allah kahretmesin seni ya. Yine mi? Tamam. Nitwitlere yani yeşilli köylülere bir antipatim var. Genellikle sistemi iyi etkilemediklerini biliyorum çünkü. Şöyle bir durum var. Mesela köylü Breeder'ınızda bir nitwit varsa arkadaşlar, nitwitler diğer köylülerin tahıllarını çalar. Yani iyi etki etmez genellikle. Bu yüzden nitwitin olmayışını faydalı buluyorum ama net bir bilgi değil. Bu sadece kendi tecrübeme stabil bir şey. Yani tecrübem doğrultusunda söylediğim bir şey. Şimdi okey. Şunu bir söyleyeyim size. Kediler spawn olmaya başladıktan sonra anlayacaksınız ki sisteminiz çalışacak. Okey. Bu konuda güvenin. Ama yerden yüksekte yapmakta fayda var. Şimdi bir tane şuraya ışık bloğu koydum. Işık bloğunun ne olduğu fark eder. Ama fark etmeyebilir. Şey de koyabilirsiniz. Glowstone falan da koyabilirsiniz. Ama önemli olan şu. Taş duvarlardan bir tane duvar seçeceksiniz kendinize. Şöyle diorit koyalım biz. Bu farmın en zahmetli kısmı buraya bir tane iskelet getirmek. Kesinlikle ve kesinlikle en zahmetli kısmı bu. Bunu şu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar görünmez iksiri yapın kendinize. Görünmez iksiri ile bu işe başlayın. Böylece iskelet sizi görüp öldürmeye çalışamaz. İsim etiketi verin. Bir bot ya da zırh giydirin. Mesela ben kask giydireceğim şimdi ona. Böylece iskeletin silinmesinde engellemeniz lazım. Dediğim gibi zahmetli bir farm yapım aşamasında ancak tutarlı bir farm. Yani büyük olasılıkla birkaç versiyon hiçbir şey olmadan çalışır. Şimdi okey. İskeletimize zırhı giydirdik. Artık bir iskelet silinmeyecek. Şu anda temel anlamda ilk 1-2 gün farm çalışmayacak. Ancak sonrasında düzenli olarak demir golem doğmaya başlayacak bu farmda.
Yapmanız gereken diğer şey ise şu. Platformları aydınlatın. Neden aydınlatın? Çünkü diğer moblar, zombi falan vesaire doğarsa demir golemleri zombi öldürür. Toplama sistemine gidemeden bizim demir golemlerimiz hakkın rahmetine kavuşur. Yani birazcık demir ziyan olma durumu yaşatabilir. Ya da sonrasında siz buraya kontrole geldiğiniz zaman hep iskelet, başka bir mob ateşler, creeper falan patlar mesela. Öyle tatsızlıklar da olabilir. Platformları aydınlatın. Şu ana kadar bu kısmı yaptıysanız farmın emin olun %70'i okey. Şimdi bundan sonraki kısım toplama alanı. Toplama alanını şöyle aşağıya 3 blok, 4 blok inerek yapacaksınız. Şöyle camdan inelim biz bu kısmı. Şimdi alt kısmı bu şekilde doldurduysanız camlarla. Bu arada bir tane golem doğdu. Aşağı düştü. Yani sistemimiz çalışıyor. Bunun zahmetli olduğunu dediğim gibi farkındayım. Ancak siz de diyeceksiniz ki abi Silent Sweeper falan filan YouTube kanalı var, şu var, bu var, bir bakmalı dedin. Arkadaşlar ben şu ana kadar denediğim hepsinde bir en azından 1 saat AFK kaldım. Hani gerçekten en tutarlı, rakam olarak en tutarlı sonuçları bu farm veriyor. Bu yüzden emin olun çektiğiniz çileye değecek. Şimdi şöyle güzel bunları kıracaksınız. Kırdınız. Kaldı mı kalmadı. Ortada bir blokluk yer kalıyor arkadaşlar. Şimdi burada seçme şansı şu şekilde. Kesinlikle magma blok koyuyorsunuz buraya. Neden? Çünkü çıkan kedileri öldürmenin en iyi yolu bu. Çünkü bolca kedi çıkacak. Bu arada aşağısı ana baba günü gibi golemimiz savaşıyor. Sonrasında bu magma bloğun altına iki tane bunu koyuyorsunuz. Alta sandık koyun. Ben valil koymanızdan yana değilim. Ardından üzerine bir tane ray, üzerine bir tane hunili maden vagonu koyuyorsunuz. Şimdi bu şunu sağlıyor. Hem kedilerin hem de golemlerin ölebileceği bir sistem oldu artık bu. Buraya gelen golemler mutlak bir şekilde ölecek. Şimdi magma blok biliyorsunuz ki lav kadar hızlı öldürmüyor. Ama hızlı öldürmesinde bir mantığı yok. Yani hızlı bir golem ölürse daha hızlı golem doğar gibi bir mantık yok şu anda. Yine de meraklısına diyelim, lav kullanmak isterseniz işler şöyle olacak. Tabelalar nerede? Burada. Şimdi şöyle yapacaksınız. Şuraya bir tane tabela koyacaksınız. Ardından üzerine bir tabela daha. Bir tabela daha. Bir tabela daha. Bir tabela daha. Ardından bu yaptığınız şeyin üzerine şu kısımlara birer tabela daha atacaksınız. Çit kapısı kullanmayın. Çit kapısı artık güncel bütün Minecraft versiyonlarında yanıyor. Evvelden yanmazdı, kullanırdık ama artık yemiyor. Şimdi koyduk. Okey. Artık buraya lav koyabiliriz. Şimdi bu koyduğumuz lav güzel bir şekilde golemlerimizin çok daha hızlı ölmesini sağlayacak. Demir farmımız bu kadardı. Herhangi bir eksiği yok, bir şey yok. Dediğim gibi son olarak bu çok zahmetli bir şey. Ancak kedilerin birikmesini istemezseniz vagonlara bindirdiğiniz tavşanları şöyle şu kenarlara koyabilirsiniz. Kediler bunlara gidecektir. Önemli olan ve benim unuttuğum bir nokta var. O da şu. Unuttum demeyeyim de sona bıraktım. Golemler arkadaşlar bu şekilde yaptığınız zaman sistemde birikecek. Bu yüzden buralara, burada kediler ne biçim atlıyor. Şuralara trapdoorları koymanız gerekiyor. Trapdoorları koyun. Açın ki golemler burada bir patika, bir yol olduğunu zannedip buraya doğru yürüsün. Rahatlıkla lava düşüp ölsün. Evet, sistemimiz kedileri öldürüyor. Şimdi şöyle ki sistem genel anlamda ipi çok fazla üretecek. Zaten gördüğünüz üzere ipi üretmeye başladı bile. Ama emin olun iyi miktarda da golem üretecektir. Yani saatte bir stack Pocket Edition için, yani Bedrock oynayanlar, bilgisayarda oynayanlar için iyi bir şey. Dediğim gibi çok yüksek verimli bir şey yapmak mümkün olmadı. Ve şöyle bir gerçek de var. Hani kendi dizaynlarımı denedim birer saat. Yabancılardan birkaç video izledim, onları denedim falan filan. Ama gel gör ki ne varsa kendi milletin insanında varmış. Gerçekten Bix'le Erbey bu konuda çok yardımcı oldu. Bu farmı geliştirerek. Onlara teşekkür ederim. Ayrıca size de izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım farmı yapabilirsiniz. Umarım çalışır. Yani umarım işinizi görür. Sonraki Minecraft tutorial videomuz 48'li fırın sistemi olacak. Çünkü Pocket Edition'da
Normal Java'da olmayan güzel özellikler var. Bunların içinde fırınla alakalı çok özel bir özellik var. Bunu kullanarak 3 tane Hopper'la 48'li fırın sistemi yapacağız bir dahaki videoda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar beğeni atmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğer gönlünüzden kopardı bana destek olmak isterseniz de alta kanala üye olma bağlantısını bırakıyorum. Üye olabilirsiniz, bey takımına katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Canlarım. Bay bay.